Evet arkadaşlar, canlıların temel bileşenleri olan organik bileşiklerden devam ediyoruz. Geçen ders karbonhidratlardan bahsetmiştik. Bu dersimizde de yağlardan bahsedeceğiz. Yağlar bizim lipidler dediğimiz grubu oluşturuyor. Aslında lipidler daha geniş kapsamda olan, yağları da kapsayan gruptur. Ama müfredatta yağlar eşittir lipidler olarak alıyoruz. Yapısındaki elementlere baktığımızda karbonhidratlarda olduğu gibi yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulunuyor. Yani saf yağlarda bu 3 atom bulunuyor. Fakat taşıdıkları gruba göre fosfor ve azot elementleri de bulundurabilirler. Bunlar suda çözülmezler. Alkollü olan benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünebiliyorlar ancak. Enerji verici ve yapıcı onarıcıdırlar yağlar. Düzenleyici görevleri yoktur diyoruz ama düzenleyici olan bir tek steroidlerden bahsedeceğiz. O da konusu geldiğinde bahsedelim. Oraya dikkat ederiz. Sindirilmeden hücre üzerinden geçemezler. Sonuçta polimer yapıdadırlar. Sindirilerek ancak yapı taşlarına ayrılırlar, öyle geçebilirler. Bunların yapısında neler bulunur dersek, yağ asidi ve gliserolden meydana gelmişlerdir. Bunlar yağların yapı taşlarıdır. Birçok görevleri var. Bunlardan kısaca bahsedelim. Deri altında depolanıp ısı yalıtımını sağlarlar. Organların etrafını yine sararak ve deri altında bulunarak mekanik destek sağlarlar. Yani dışarıdan gelebilecek mekanik etkilere karşı koruma görevleri vardır iç organları. Yağlar diğer besinlere göre daha hafif olan besin grubumuzu oluşturmaktadır. Yapılarında hidrojen miktarları karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla olduğu için bunların solunumu sonucunda daha fazla enerji ve daha fazla su verirler. Bu özelliği adaptasyon olarak kullanan canlılar vardır. Çünkü uzun süre su içmeden ve enerji için beslenmeden aç kalan hayvanlar vardır. Bunların bu ihtiyacını yağlar karşılamaktadır. Şimdi bu canlılar hangileridir dersek, örneğin göçmen kuşlar. Bunlar uzun süre göç halindeyken ne yapıyorlar? Vücutlarını yağlandırıyorlar göçten önce ve göç dönemi boyunca ne yapıyorlar? Su içmeden ve beslenmeden göç olaylarını gerçekleştiriyorlar. İşte bu süreç içerisinde su ve enerji ihtiyaçlarını bu yağlardan karşılamış oluyorlar. Tabii göçmen kuşlar yağların bu hafif olmasından da bahsetmiştik. Bunlar için bir avantaj olmuş oluyor. Yani uçmayı kolaylaştıran bir besindir. Ağır olmamayla beraber. Yine kış uykusuna yatan hayvanları düşünün. 3 ay kadar kış uykusunda yatırlar. Yani kış uykusu dediğimiz uyuma değil tabii ki. Vücutlarının uyuşmasıdır. Dış ortam ısısı düştüğü zaman bunların enzimleri yavaş çalıştığı için uyuşuk bir döneme giriyorlar. Buna kış uykusu deniliyor. Yine bu dönemde pasif oldukları için avlanma olayları zor olduğu için işte bu dönemde enerji ve besin ihtiyaçlarını ve su ihtiyaçlarını ne yapmış oluyorlar? Yağlardan karşılamış oluyorlar. Yine çöl hayvanları meşhur örneğimiz develer vardır. Develerin hörgüçlerinden bahsediyoruz. Oralar yağ depoludur mesela. Yağ depolamıştır oralarında. Aylarca ne yapıyorlar? Su içmeden ve beslenmeden yaşamlarını devam ettiriyorlar. Yine yağların bu özelliğini kullanmış oluyorlar arkadaşlar. Bu üç örnek önemlidir. Yağların bu özelliğini adaptasyon olarak kullanan canlılardır. Bizler de yağlardan aynı şekilde enerji elde ederiz ve fazlaca su elde ederiz. Fakat biz bu metabolik suyu kullanmayız. Yani bizde bu metabolik artık gibi olduğu için dışarıya atarız. Ama enerjiyi bizler de kullanırız. O yüzden yağlar daha çok depo besini olarak geçer yani. Yapı ve görevlerine göre 3 çeşit olduğundan bahsediyoruz. Bunlar nötral yağlar, fosfolipitler ve steroidlerdir. Evet, nötral yağlardan devam ederim. Diğer bir ismi de trigliseritlerdir. Bir gliserol ile 3 yağ asidinin dehidrasyon ile bileşmesi sonucu oluşurlar. Yani nötral yağları sindirdiğimizde 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserol ortaya çıkar. Bu yağ asitleri, 3 tane yağ asidi birbirinin aynısı olabileceği gibi birbirinden farklı yağ asidi çeşitleri de olabilir. O da yani en az nötral yağları parçaladığımızda en az kaç çeşit
monomerden oluşur dersek, yağ asidinin 3'ü tek çeşitse 1, bir de gliserolü alıyoruz, 2 çeşit diyeceğiz. Ama en fazla kaç çeşittir dersek, 3 yağ asidi birbirinden farklıysa 3, bir de gliserolü ekliyoruz, 4'tür. Yani en fazla da 4 çeşit monomerden meydana gelmiştir deriz. Depo edilerek gerektiğinde enerji verici olarak kullanılan lipid molekülleridir. Yani bizde depo şekli nötral yağdır. Yani bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Nötral yağ oluşumu sırasında her bir yağ asidi gliserol ile ayrı ayrı ester bağı yapar. Yani 3 tane ester bağı kurulur. Kesinlikle yağ asitleri arasında ester bağı yoktur. Sadece yağ asitleri gliserol ile ester bağı yapar. Burası da önemli bir noktadır. Sorularda karşımıza gelmektedir. Her bağdan bir molekül su açığa çıktığı için, 3 tane ester bağı kurulduğu için 3 molekül de su açığa çıkmıştır. Su açığa çıkaran bu reaksiyonlara dehidrasyon diye önceden de bahsetmiştik. Dikkat edelim. Şimdi nötral yağların yapı taşlarında yer alan yağ asitlerinden kısaca bahsedelim. Uzun karbon zincirlerine oluşmuş yağların yapı taşıdır. Ortamda birikmeleri asitliği arttırarak ortam pH'ini düşürürler. Hatırlarsanız asitlerde söylemiştik. Yağ asidi, amino asit gibi besinler. Bunlar besin monomerleridir. Yanında asit ifadesi geçtiği için bunlar asit özelliği gösterdiği için bulunduğu ortamın pH'ini düşüren besinlerdir. Yağ asidi çeşidi öyle tek çeşit olmayıp çok fazla çeşidi vardır. Ama sayısıyla ilgili konularda ifade edilmemektedir. Hani amino asitler söylenir 20 çeşit diye, fakat yağ asitlerinin çeşidinden yani çok fazla deriz, çeşidinin sayısı ifade edilmiyor. Bazılarının vücudumuzda dönüşümü ve sentezi olmayıp hazır almak zorundayız. Bunlara temel veya esansiyel yağ asidi diyoruz. Yani canlı vücudunda dönüşüm ve sentezi olmayan, muhakkak dışarıdan alınması gereken yağ asidi çeşididir. Biliyorsunuz omega 3, omega 6 özellikle balıklarda, cevizde bulunan yağ asidi çeşididir. Muhakkak bunları dışarıdan hazır olarak almamız gerekiyor. Yine yağ asitlerine baktığımızda ikiye ayrılıyor. Bunlar doymuş ve doymamış yağ asitleri diye ikiye ayrılmış oldu. Doymuş yağ asitleri karbonlar arasında çiftli bağ bulunmuyor. Yani karbonlar arası tekli bağ olduğu için bütün karbonları hidrojene doyurulmuştur. Yani hidrojen eksiği yoktur. Bu yüzden bunlar normal oda sıcaklığında, yani bunların yapısında bulunduğu yağlar oda sıcaklığında katı olarak bulunuyorlar. Örnek olarak hayvansal yağlar doymuş yağ asidi taşıyan yağlardır yani. Örneğin tereyağı, kuyruk yağı gibi, iç yağ gibi. Ama doymamış yağ asitlerine baktığımızda karbonlar arasında kısmen çiftli bağlar bulunduğunu görüyoruz. Çiftli bağlar olduğu zaman aralarında hidrojen eksiği meydana geliyor. Çünkü karbonlar 4 bağ yapıyor. Karbon arası 2 bağ olunca hidrojen eksiği meydana gelmiş oluyor. Bitkisel yağların yapısında bulunan yağ asidi çeşididir. Bu yüzden bu yağ asidini taşıyan yağlar normal oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyorlar. İşte zeytinyağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı, bunlar örneklerimiz içerisinde yer almaktadır. Evet, margarinlerden bahsedeceğiz notumuzda. Margarinler biliyorsunuz bitkisel yağlardır. Normalde bitkisel yağlar doymamıştır dedik. Fakat endüstriyel olarak bunlar hidrojenlerle doyuruluyor. Yani o çiftli bağlar sıcaklıkla kopartılıyor ve daha sonra buralara hidrojen eklenmesiyle doymuş yağ asidine çevrilmiş, yağ asitlerini oluşturulmuş oluyor ve böylece bu yağlar katılaştırılmış oluyor. Yani margarinler doğal olmayan yağlardır diyoruz. Bunlar da yine oda sıcaklığında katı halde bulunuyorlar. Sağlık açısından yararlı mı zararlı mı tartışılıyor. Yani doğal olmadığı için kanser yapıcı olabilir deniliyor. Onlara da dikkat edelim. Elimizden geldiğince doğal katı yağları kullanalım. Tereyağı gibi. İmkan ölçüsünde. İkinci yağ çeşidimiz fosfolipitlerdir. Fosfolipitleri biliyorsunuz hücre zarı yapısından duymuşsunuzdur. Özellikle hücre zarının yapısına katılıyorlar fosfolipitler. Bunlar hani dedik ya, nötral yağlar bir gliserol 3 yağ asidinden oluşuyor.
Bunlarda üçüncü yağ asidinin yerine fosfat grubu bağlanmıştır. O zaman bunların yapı taşına baktığımızda bir gliserol, bir fosfat, iki tane yağ asidi bulunuyor. Yani en az kaç çeşit yapı taşından oluşmuştur sorusu 3 deriz. Yağ asitleri birbirinden farklıysa en fazla yine 4 çeşit cevabını veririz. Gliserol ve fosfatın bulunduğu kısım baş kısmı oluşturuyor. Şekilde de görülüyor. Yağ asitleri ise iki tane şeklinde görüyorsunuz. Kuyruk olarak görülüyor. Kuyruk kısmını oluşturuyor. Bu baş kısmı hidrofiliktir. Yani fil ifadesi seven demek. Hidrofil yani suyu seven. Fobi de sevmeyen demek. Hidrofob. Kuyruk kısmı da hidrofobtur. Yani suyu sevmeyen kısımları oluşturur. Tabi bunlar hücre zarında çift halde bulunuyor. Dikkat edin, hidrofilik olan yani suyla temas eden içeri ve dışarılar dış ve iç yüzeye yakın yerde bulunan hidrofilik, orta kısmında ise sudan uzak olan hidrofobik kısımlar bulunmuş oluyor. Yani hücre zarının yapısı bu şekildedir. Bu fosfolipidler hücre zarının akışkan özelliğini kazandıran önemli moleküllerden biridir. Hani diyoruz ya akıcı mozaik zar modeli. Akışkanlığı işte fosfolipidler sağlamış oluyor. Üçüncü yağ çeşidimiz steroidlerdir. Hücre zarından sindirilmeden geçiş yapabilen yağlardır bunlar. Özellikle eşeysel hormonların ve D vitamininin yapısını katılabiliyorlar, oluşturabiliyorlar. Bu yönüyle düzenleyici olan tek yağ çeşididir. Buna da dikkat edelim yani. Normalde yağlar düzenleyici olarak geçmez fakat steroidler düzenleyici olan yağ çeşidi olarak ifade ediliyor. Düzenleyici olması bir daha söylüyorum. Eşey hormonlarının yapısına katılması bir de D vitamininin yapısına katılmasından dolayı. Steroidler sinir hücrelerinde izolasyonu da sağlıyorlar. Bitkilerde kauçuk, eterik yağ ve reçine gibi maddelerin yapısı da yine steroid yapıdadır diyoruz. Kolesterol önemli bir steroid çeşididir. Bunlar da hayvanların hücre zarının yapısına katılarak zarın geçirgenliğini ve dayanıklılığını arttırıyor. Biliyorsunuz fazla sayıda olursa bunlar damar sertliğine sebep olur diye de söyleniyor. Kolesterolü safranın yapısında da görüyoruz. Yani sindirim sisteminde bahsediliyor bundan. Aynı şekilde deri hücrelerin yapısına katılarak derinin direncini artıran ve su kaybını engelleyen yapı olarak da geçmektedir kolesterol. Evet arkadaşlar, yağlarla ilgili genel olarak bahsedeceğimiz konular bunlardır. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.